Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Videoyu atlamadan sonuna kadar izleyip bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum. Deneyenler yorumlarını bizimle paylaşırlarsa çok memnun olurum. Poğaçamızın yapım aşamasına başlamadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Tarifimize poğaçamızın hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına 2 tane yumurta beyazını alıyoruz. Sarılarını ise üzerine sürmek için ayırıyoruz. Ama yumurta sarılarını açıkta bekletmeyelim çünkü üzerleri çok çabuk kuruyor. Onun için üzerini kapatalım. Yumurta beyazının üzerine 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyoruz. Hazırladığımız sıvı karışımın üzerine artık un ekleyebiliriz. Kullandığım su bardağı klasik 200 ml'lik olanlardan. Yine aynı su bardağıyla 5,5 su bardağı un ekleyip hamuru toparlıyoruz. Poğaçamızın hamuru oldukça yumuşak, hatta ele yapışan bir formda. Onun için elimle yoğurmuyorum, kaşıkla toparlıyorum. Az önce de söylediğim gibi hamur ele yapıştığı için en son toparladıktan sonra 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip hamurun her tarafına gelmesini sağlıyoruz ve böylece hamur çok yumuşak da olsa yapışma sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Hamuru yağlama işlemini tamamladıktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için 30-40 dakika arası bekletiyoruz. Hamur mayalanırken biz de iç harcını hazırlayabiliriz. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz. Üzerine 2 tane yemeklik doğranmış soğan ve 2 diş ince kıyım sarımsak ekleyip soğanlar hafif yumuşayana kadar kavuruyoruz. Soğanlar yumuşayınca üzerine 300 gram kıyma ekleyip kıymanın rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Ben bu tarifimde kıymalı tercih ettim ama içine istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Eminim patateslisi de peynirlisi de şahane olacaktır. Kıymanın rengi dönünce üzerine 4 tane yemeklik doğranmış yeşil biber ekliyoruz ve biberle de 2-3 dakika daha kavuruyoruz. Biberle de biraz kavurduktan sonra 2 tane kabukları soyulup küp doğranmış domates, tuz ve baharatlarını ekleyip domatesler yumuşayınca altını kapatabiliriz. Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı yeni bahar kullandım. Ama buradaki baharatlara bağlı kalmadan istediğiniz baharat türünü kullanabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız özellikle yeni bahar ve kekiği mutlaka ekleyin. Biz iç harcını hazırlarken hamurumuz mayalanıp iki katına çıkmış. Hamurun havasını alıp toparladıktan sonra masaya 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp hamuru masaya indiriyoruz. Ve elimizle bastırarak genişletiyoruz. Kare olacak şekilde elimizle bastırarak genişlettiğimiz hamurun üzerine 50 gram yumuşak tereyağı veya margarin sürüyoruz.
Yağı her tarafına sürdükten sonra bir tarafından tutup ortaya doğru katlıyoruz ve elimizle bastırarak genişletip biraz düzelttikten sonra tekrar yağ sürüyoruz. Çok aşırı yağlı olacak sanmayın. Zaten toplamda 50 gram kullanıyoruz. Kesinlikle yağlı olmuyor. Bu işlem sadece kat kat olmasını sağlıyor. Karşı tarafı da üzerine katlayıp düzelttikten sonra genişletebildiğimiz kadar genişletiyoruz ve son kez yağ sürüyoruz. Hamuru son kez katlayıp düzelterek genişletiyoruz. Böylece kat kat şahane bir poğaça hamurunu tek seferde hazırlamış oluyoruz. Hazırladığımız hamuru kare parçalara ayırıyoruz. Ben 20 parça olacak şekilde kestim. Bu ölçülerden 2 tepsi poğaça elde ediyoruz. Kestiğimiz parçaları elimizle biraz genişletiyoruz ve ortasına hazırladığımız kıymalı harçtan bırakıp bohça gibi kapatıyoruz. Ters çevireceğimiz için birleşim noktalarını iyice sıkıştırmalıyız. Sonrasında pişirme kaliteli tepsilere kabarma payını bırakarak diziyoruz. Poğaçaları tepsilere dizdikten sonra başta ayırdığımız yumurta sarılarını sürebiliriz ama öncesinde yumurta sarılarının üzerine bir tatlı kaşığı pekmez eklersek poğaçalarımızın rengi ışıl ışıl daha güzel olacaktır. Yumurta sarısını sürdükten sonra son olarak üzerine susam ve çörek otu serpiyoruz ve bekletmeden fırına gönderiyoruz. Fırını önceden ısıtmanıza gerek yok ama fırının fanını açmanızı öneririm. 200 derece fanlı fırında 20 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Süre veriyorum ama her fırının pişirme süresi aynı olmayabiliyor. Onun için kontrollü olmakta fayda var. Birinci tepsimiz fırından çıktı. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.